Sena bayağı da yoğun geçti dün açıkçası. Biz böyle hani her şey oldu bitti dağılırız diye düşünüyorduk ama arkadaşlarla pek tabii mümkün olmadı bu. Şimdi yani nereden başlasak, Ya nasıl valla başlasak? başlayacağımız konu belli. Fenerbahçe'nin tarihi galibiyeti. Yani olaylar oldu, o oldu, bu oldu, onlar hani konuşulur ama burada Fenerbahçe'nin gerçekten hak ettiği, sonuna kadar hak ettiği bir galibiyetti bu. Yani burada belli bir noktada hakemi de mağlup ettiğini söyleyebilirim. Niye? Yani böyle bir derbide bu kadar kolay bir kırmızı kart veriyorsanız hakemi de bir anlamda mağlup etmiş oluyorsunuz. Hakemin yanlış kararları vardır. Ona bastı, buna basmadı, sarı verdi, vermedi. Bunlar detaylar ama bir oyuncuyu bu kadar rahat ve kolay atıyorsanız derbide bu inanılmaz bir şey. Dolayısıyla ben tabii 20 yıldır gazeteci olarak Fenerbahçe'nin hemen hemen tüm derbilerini seyrettim statta. Şeyi bir kenara bakıyorum. Sevilla maçını bir kenara bırakıyorum. Inter maçını bir kenara, hani uluslararası maçları bir kenara bırakarak söylüyorum. Dünkü maç Fenerbahçe tarihinde ki en önemli birkaç derbi galibiyetinden biridir yani. Şöyle düşün, 6 puan geridesin, çok önemli oyuncuların yok, 2-6 numaran yok, yerine oynayan stoper olarak oynayan 6 numara işte maçın hemen başında kırmızı kart görüyor, 10 kişi oynuyorsun, pozisyon vermiyorsun, orta yaptırmıyorsun ve maçı kazanıyorsun. Ve maçı kaybetsen orada ezeli rakibin şampiyonluğu kutlayacak. Evet. Yani bu yüzden Evet. Fenerbahçe için tarihi bir derbi galibiyetidir. Bu yüzden bence bu Fenerbahçe'nin ilerleyen dönemde yani yeni sezonla ilgili yapacağı yatırımlar, tabii başkanlık seçimi var, kimse seçeni bilemiyordu ama çok büyük bir moral motivasyon kaynağı oldu. Şampiyon olur olamaz, o ayrı bir şey. Ama gerçekten çok çok ciddi bir moral motivasyon oldu Fenerbahçe camiası için. Biz hep söylüyorduk Fenerbahçe çok iyi takım. Hatta Fenerbahçe'nin Galatasaray ile kıyasladığımızda birebir de daha geniş kadrosu var, daha iyi kadrosu Evet. var. Oraya bu kadar geriye düşmemesi gerekiyor diyorduk. 6 puanlık farkla alakalı İsmail Hoca'yı eleştiriyorduk vesaire. Aslında bir yandan bizim söylediğimiz şeylerin de doğru olduğunu gördük. Yani burada tabii moral kondisyon, moral motivasyon da çok yüksekti. Ama bunu sadece moral motivasyonla açıklayamazsın. Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Bunun da etkisi çok çok fazla. Ama tabii bir de burada bence tabii İsmail Hoca'nın doğru taktiği. Bak mesela hoca dün ne kadar önemli. Hoca ne kadar önemli. Mesela Okan Hoca geç kaldı, gol yedi. Fark ettin mi? Yani Evet. hocaların müdahalesi bu yüzden çok değerli. Siz zamanında müdahale yaptığınızda maç nasıl dönüyor? İsmail Hoca zamanında müdahale yaptı. Mert Hakan, King. Okan Hoca, biz hatta stattaydık. Yani Galatasaray golü yemek üzere. Hatta geç kaldı diye yorumlarda yapıldı basın tribününde. Benitekin yine golden sonra diye. Yani bu yüzden hocalar çok değerlidir. Hocaların kararları maçı bir tarafa getirir, bir tarafa götürür. Dün mesela İsmail Hoca'nın zamanında yaptığı hamle maçın taktiksel açıdan kırılma noktasıdır. Okan Hoca da bu açıdan hata yapmıştır. Bir de tabii şöyle bir şey var. Ben bu maçla alakalı İsmail Hoca'yı, oyuncuların mücadelesini, taktik analizi, bunlar hepsi çok çok değerli. Ama ben bu maçla alakalı hani birinci sıraya kimi koyarsan diye sorarsam Ali Koç'u koyarım. Çünkü çok bu maçla alakalı, yani şöyle başkanla takım arasında çok iyi bir ilişki var. Onu söyleyeyim. Yani gerçekten çok iyi bir ilişki var. Ve oyuncular şunu biliyorlar, farkındalar. Ya hani bu sene Ali Koç çok ciddi bir kadro kurdu, çok büyük paralar harcadı ve biz bunun karşılığını veremedik. 6 puan gerideyiz, şampiyonluk çok zor. Ve hatta Sayın Başkan konuşma yaparken Savandıra'da benim için de kazanın dedi. Yani Fenerbahçe Baştan için. önce. Evet, maçtan önce Samandıra'da bir gün önce benim için de, yani oyuncularından böyle bir talepte bulundu ve ben oyuncuların başkana çok olumlu ve pozitif baktıklarını bildiğim için işte devre arası yine bir FaceTime konuşması oldu. Bu yüzden doğru taktik vesaire, hani bunlar çok çok değerli ama motivasyon unsurunu arttıran Fenerbahçe'nin o karakterli oyuncuları, ya yabancı oyuncular var ama hani gerçekten 40 yıllık Fenerli gibi oynadılar. Ama başkanın da burada takımla olan iyi ilişkisi, onlara bu maçın Fenerbahçe için ve kendisi için ve camia için
ne kadar önemli olduğunu anlatması, buradan gelecek bir galibiyetin gelecek seneye bile tesir edeceğini anlatması gibi etkenler bence hepsinden çok çok önemliydi. Sonuçta benim izlediğim, 20 yıldır izledim Fenerbahçe derbileri içinde. Bu derbiyi bir numaraya koyarım, yerleştiririm. Birinci sırada olması az önce saydığım etkenler sebebiyle. Bu yüzden dün gerçekten tarihe tanıklık ettik. Evet, tabii çok enteresan. Yani açıkçası favori zaten Galatasaray gösteriliyordu dün. Şey bütün taraftarlar arasında. Hani Fenerbahçe'de biraz daha olumsuzluk vardı. Bu arada tabii şöyle de bir durum var. Onu ben de şey yapmak istiyorum, o konuda konuşmak istiyorum. Ben zaten maça Arda kardeşlerin nasıl atandığını hiç anlamış sıfır yani anladım. Hani bugün mesela 2-3 hakem sayacaksak biz ne diyorduk? Hani belki Atilla Karaoğlan yönetir. Halil Umut zaten geri planı. Volkan Bayarsan, Arda kardeşler nereden çıktı? Hakikaten ben de anlamış değilim. Zaten ben kötü bir yönetim bekliyordum Bu açıkçası onun ismini kadar duyduktan da bu kadar sonra. da olmaz yani. Şimdi Yani. şöyle, yanlış karar verirsin, yanlış sarı kart verirsin, eyvallah. Hani abi, kırmızı kart çok önemli derbide. Ya yani bir de hani Evet. bilmiyorum yani nasıl, hangi psikolojiyle, hangi yanlış okudu diye düşünüyorum pozisyonu. Ya o yüzden sonuçta bunu Fenerbahçe açısından tabii bugün daha çok değerlendiriyoruz, bugünkü maçı doğal olarak Fenerbahçe gündemini konuştuğumuz için. Peki. Başkanından hocasına, futbolcusundan malzeme sorumlusuna kadar gerçekten çok iyi. Yani hep bir şey konuşuyoruz ya, işte teknik, taktik, kalite. İşte biraz değil, bayağı bir yürek gerekiyor. Bu tip maçlardan çıkabilmek için. O çok zor bir atmosfer, öyle bir atmosferden çıkabilmek için. Tabii. Fenerbahçeli oyuncular ne kadar yürekli olduklarını gösterdiler. Yani istediğin kadar sen doğru analiz yap, istediğin kadar doğru dizi, bunlar çok değerli. Ama kafada kazanmış, Fenerbahçe oraya kazanarak gitmiş zaten. Kafada Evet, kazanmış. evet, Bir de evet. ben daha önce hep şey yapıyordum, konuştuğumda şeyler, hani maç öncesi mesela, işte hani Arabistan'daki final öncesi biz kazanacağız diyordu Fenerbahçe futbolcular. U19 kuza çıkılan maçta, ya biz niye çıkmıyoruz? Biz Galatasaray'ı yeneceğiz, Evet. yeneriz. Yani bunu Söylemiştiniz. yayınlarımızda söyledik, anlattık. Hani o yüzden yani Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray takımından daha iyi olduklarını düşünüyorlar. Hep bunu ifade ettiler. Ve hatta U19'da niye çıkılıyor diye tepki de gösterdiler. Biz çıkalım, alırız bu maçı dediler Evet. yani. Şey, Bu belki yüzden de İsmail Hoca'nın bahsettiği psikolojik üstünlük belki de buydu aslında. Tam ya ifade oyuncular, işte edememiş oyuncular olabiliriz. zaten ileriyor. Bizim şimdi yayınlarda dün İsmail Hoca'yı tebrik edelim ama hani bizim aylardır yaptığımız yayınlarda ben o zaman şunu söylüyorum. Normal şartlarda doğru yönetilseydi, İsmail Hoca doğru yönetseydi 6 puan önde giderdi Evet. Fenerbahçe oraya. Hani benim Evet. anlatmaya çalıştığım oydu. Ama Fenerbahçe'nin başkanı, teknik heyeti, oyuncu kadrosu, tüm staff, profesyoneller zaten bu maçı kafada kazanmış. Hele oyuncular kafada kazanarak gitmiş yani. Ben bunu çok net gördüm. Dolayısıyla dün tarihi bir gece yaşandı Fenerbahçe adına. Peki devre arasında bir FaceTime görüşmesi yapılmış Sayın Ali Koç'la. Neler konuşulduğuna dair bilgin var mı? Ya orada da genel olarak hani başkanın tabii takım şey kalınca, hani söylediğinin eksik kalınca bir destek konuşması oluyor. Onlara olan inancından yine bahsediyor. Ve bu maçı mutlaka kazanacaklarını ifade ediyor, düşünüyor. Bu çerçevede bir konuşma oluyor. Ama esas konu derbi hazırlanırken ki yaptığı şey, yaptığı ziyaret. Ve benim için de kazanın ifadesi çok değerli. Çünkü hani benim gördüğüm biraz böyle bir abi kardeş ilişkisi de var başkanla oyuncu arasında. Yani onu görüyorum, hissediyorum, duyuyorum. Sonuçta bu komple tek kişinin etkisiyle gelen bir zafer değil. Başkanından hocasına kadar herkesin doğru bir şekilde planlı ve programlı bir şekilde hareket etmesiyle gelen bir galibiyet. Ama bu maçı kazanan teknik, taktik çok önemli olmakla birlikte yürektir. Fenerbahçeli futbolcuların karakteridir. Fenerbahçeli futbolcu zor zamanlarda ortaya çıkar yürek. Fenerbahçe'ye gerçekten
duygusal anlamda bu maç iliklerine kadar hissetmiş, yaşamış, bu maçın kendileri için, hadi kendilerini bir kenara bırak, sözleşmeli oyuncular, kimisi yarın gider, kimisi kalır, kulüp için, Ali Koç için, Fenerbahçe taraftarı için ne anlama geldiğini çok iyi anlamış ve onlara anlatmışlar. Yani temel konu bu yani. Peki, şimdi tabii şampiyonluk önümüzdeki hafta, artık ligin son haftasına kaldı bakalım. Daha da heyecanlandı şimdi. Gerçekten neler olacağı belli olmuyor Süper Lig'de. Şimdi bir maçtan sonrasını konuşalım biz. Yani tabii çok enteresan şeyler yaşandı. Şimdi biz epey bekledik hani orada futbolcuların çıkmasına. Fenerbahçeli futbolcular çıkmadılar. Ya Allah Allah, ne oluyor, niye çıkmıyorlar derken birden Sayın Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Galatasaray Stadı'na geldi. Şimdi orada ne oldu, neden Sen geldiler? oradaydın. Sen anlat. Evet, ama hani belki Ya sen yok. daha doğru bilgi Yoksa almışsındır. son ya Çünkü yok biz yani son niye geldi? Niye geldi? Belli. Sonuçta önce Samandıra'ya gidecekti. evet. Sonrasında bu önemli galibiyet sebebiyle takımı orada alıp o şekilde yani stada gelme kararını değiştirdi. Stada geldi. Normalde önce Samandıra'ya gidecek. Takımla beraber orada buluştu. Coşkuyu orada yaşadı. Galibiyeti işte kutladı. Oradan geldi. Yani sonuçta şey oluyor. Yani derbilerden sonra oluyor bu tip şeyler. Hani olmamasını isteriz, olmamasını dileriz vesaire. Ama sonuç olarak orada Sayın Başkan'ın zaten stada gelmesi ve takımla bütünleşmesi az önce anlattığım konuların da sağlamasını yapıyor. Evet. Yani Evet. takıma nasıl etki ettiğini, olumlu anlamda takıma nasıl etki ettiğini, o sıcağı sıcağına o galibiyeti tahtta yaşamak istemesi ile alakalı bir duygu durumu olmuş. Normalde Samandıra'ya gidecekken önce Evet. stada uğrayıp oradan gidiyor. Ya olaylar tabii olmaması gereken olaylar. Biz dün de anlattık 19 Mayıs çok anlamlı bir gündü. Evet, Centilmence geçmesi evet. gerekiyor. O saha içinde gerginlikler oldu vesaire bilmem ne. Hani seyircilerin de taraftarların da sonuçta bunlara kendini kaptırmaması gerekiyor. Sosyal medyada bunların körüklenmemesi gerekiyor. Var kim ne şey yaptıysa, hata yaptıysa cezası vardır. O her şey onunla alakalı bakılır, edilir. Ama bizim burada esas en çok üzerinde, yani bence yani her derbi sıkıntı olduğu için esas konu Fenerbahçe'nin elde ettiği bu tarihi galibiyet ve 10 kişiyle elde ettiği bu tarihi galibiyet ve bunların sebepleridir. Ben de bu kısa süre içinde aldığım bilgiler çerçevesinde bunları aktarmaya çalıştım. Senat, hatırlar mısın bilmiyorum. Ay, bu sezon başı mıydı? Geçen sezon muydu? Beşiktaş 10 kişi kalıp kazanıyordu sürekli. Yani Hep şöyle böyle tabii taraftarlar dua ediyordu. Aman kırmızıyla atılsın, biri de daha iyi oynuyoruz, 10 kazansınlar falan. kişi mesela Beşiktaş'ın 10 kişi kalıp kazandığı bir Fenerbahçe galibiyeti vardır Kadıköy'de. Ya tabii her galibiyet kendi içine değerli ama bu şu açıdan çok değerli. Yani bu kaybetsen berabere dahi kalsan Evet. şampiyon rakibin yani ve sana karşı puan alıp şampiyonluğunu ilan edip orada hani kutlama yapacak. Doğal olarak hani sadece klasik bir 3 puan değil yani. Oradaki 3 puan belki şimdi Aziz Bey'e oy verecek olan var, Ali Bey'e oy verecek olan var, arada kalanlar var. Hani o arada kalanların bile duygu durumunu Evet. etkileyebilir. Ki bence Evet. etkilemiştir. Efendime söyleyeyim hani sonuçta ezeli dost diyoruz, ebedi dost, ezeli rakip diyoruz. Yani sonuçta öyle ya da böyle Fenerbahçe orada ezeli rakibine şampiyonluk yaşatmadan o stattan istediğini aldı ve bunu bir kişi eksik yaptı 90 dakika neredeyse uzatmaları eklersen 90 dakika oynayarak. Yani bu işte spor bu yüzden güzel, futbol bu yüzden güzel. Biz daha çok böyle olumlu taraflarını konuşalım. Olumsuz kısımlar maalesef ülkemizde her zaman yaşanıyor. Evet, Umarım zaten artık her ligde vardır. son bulur yani. Her Her ligde var zaten ligde ya. var da işte bizde biraz daha fazla sanki uçlarda oluyor. Biraz daha, evet. Şimdi bir şey diyecektim, neyse. İşimiz gücümüz sadece futbol olduğu için, o yüzden diyecektim. Neyi söyleyeceğim? Fred müthiş keyifliydi dün ya. Ben galiba Fred'i hani Ben baktım, böyle dans ederek çıkıyor ben dün falan. maçtan sonra bir Galatasaraylı dostumla denk geldim statta. Abi dedi bu
Fred nasıl oyuncu ya dedi. Değil mi? Ya Galatasaray tarafı tabii yani sonuçta biliyor istiyor da hani böyle konuştum bir abi tabii herhalde büyük ihtimal çıplak gözle ilk kez ya bir, bilmiyorum tabii ilk kez ilk derbide yoktu Fred değil mi? İlk derbide yoktu Fred. Doğru. İlk kez Ha, seyretmiş olabilir. sakattı. Evet şimdi ekrandan seyredince ayrı stat'tan seyrediyor. Abi nasıl oyuncu ya dediler Fred için. Galatasaray tarafı da Fred'e hayran kalmış yani bunu da gördüm. Evet, tabii. Dolayısıyla durum bu. Bugün herhalde izini Vallahi tutarım diye düşünüyorum. inan daha Değil onu mi? sormadım. Onu sormadım. Yani sadece ne var ne yok diye gelen perde arkasında yaşananlar izinli değil. Bakarız artık onlar şey olur konuşulur. Ama son haftaya kaldı. Evet. Güzel bir lig mücadelesi oldu. İki takım da bize güzel bir heyecan yaşatıyor. Bakalım son hafta neler olacak göreceğiz. Evet, tabii şu anda içeride şampiyonluk umudu daha da yükselmiştir muhtemelen. Olmaz mı şimdi? Deplasmana Fenerbahçe gidiyorsun sırrında. yani. Galatasaray deplasmana gidiyor. Fenerbahçe kendi evinde oynuyor. Ha, Dolayısıyla kırmızı vermişler ya yoktu maçta. yani. Evet, Ya yoktu hatırladım özür dilerim şimdi. yani. Önemli olan olmaması yani. Doğru. Doğru. Evet. Teşekkür ederiz. Peki, o zaman teşekkür ediyorum Ben sevgili teşekkür Senaz. ederim sevgili Nergis. Evet, Kendine iyi bakalım. bak. Zaten hafta Kumbizli. içinde yine konuşuruz mutlaka. Çünkü artık ortalık bayağı bir şey yaptı, ateş aldı. Detaylı şekilde konuşuruz. Tüm izleyicilerimize de iyi haftalar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler, sağ ol, hoşça kal. Evet, sevgili izleyenler, Senat Ok bizlere son bilgileri aktardı Fenerbahçe tarafından. Biliyorsunuz dün derbi sonrasında neler yaşandığını bizlere aktardı. Bırakıyorum ben şimdi burada yayını. Sizler de tekrar izleyebilirsiniz. Tekrar iyi haftalar diliyorum efendim. Hoşça kalın.